Bu ayrılık aklıma hiç gelmedi Mert. Geriye bakma evlat. Anan şimdi ağlamak için bahane arıyordur. Orası askerlik şubesiydi Mustafa'm. Sen de büyüyüp 20 yaşına geldin mi baban gibi sen de asker olacaksın. Hem belki sen okuyup subay olursun evladım ya. Gel bakalım Akif amcanın bir çayını içelim. Sonra da demirci Rüstem'e uğrarız. Merhaba. Ay İbrahim Efe sen vay, buralara hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş bulduk Rasim. Çoluk çocuk nasıl? Hepsi iyiler. Elif bacı sen nasıl? Sen nasılsın? Binali nasıl ha? Binali'yi bugün askere yolcu ettim. Allah kavuştursun. Olsun. Sağ ol. Hoş bulduk Kadir ağa. Nasılsın? Yahu Akif nerede be? Aha bak geliyor. Hoş gelmişsin İbrahim. Nasılsın? Eyvallah Akif. Sağ olasın. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Eyvallah güle güle. Hadi bize güle eyvallah. Güle güle. Geç otur şöyle. İbrahim Şöyle bir uğrayayım dedim. Gitmem lazım. Kal bu gece. Misafirim ol. Olmaz ki. Meryem'le Elif yalnız. Kocaman oğlan var evde. Ne düşünürsün İbrahim? Oğlanı bugün askere yolladık be Akif. Sahi mi ya? Bu herif ne zaman büyüdü? Neyse. Allah kavuştursun. Canım sıkılıyor. Kalk biraz dolaşalım. Kahve işi bitti Mustafa. Şimdi de Rüstem amcana gideceğiz. Selamün aleyküm Rüstem. Oo. İbrahim efem. Hoş geldin yahu. Nerelerdesin kardeşim? Uğramaz oldun. Ne var ne yok ha? Elif bacı nasıl? Söyle soranlara bakalım. Selam var. Çok iyi. İyi güzel gel gel. Gel otur bakalım şöyle gel. Tuncay oğlum koş hemen iki demli çay al gel bakalım. Torunla ziyaretine geldik. Vay maşallah vay. Bu senin torunun mu? Hı-hı. Kocaman adam olmuş yahu. İşler nasıl Rüstem? Sağ ol. Çok şükür yuvarlanıp gidiyoruz. Binali nasıl? O gelmedi mi? 2 saat kadar önce onu askere yolcu ettim Rüstem. Vakitlerde o yüzden tanıdıklara pek uğrayamadı. Yapma yahu. Neyse Allah kavuştursun. İyi evlat yetiştirdin İbrahim efendim. Sağ ol. Allah yardımcısı olsun. Elif Hatun'dan çok bu ayrılık Meryem'e zor gelecek sanırım. Öyle, öyle. Ziyade olsun Rüstem. Afiyet olsun İbrahim kardeşim, afiyet olsun. Al bakayım şu bardakları götürüver. Benim hesabıma yazsınlar. Bize müsaade. Kalkıyor musun? Yolcu güle yolunda güle. Gerek. Eyvallah. Elif bacıma selam söyle. Ne oldu sana Elif Çavuş? Ne oldu? Ayrılık kolay bir şey değil efendim. Anne olsaydın anlardım. Yüce Yaradan bize bugünleri de gösterdi. Oğlumuz asker oldu. Çok şükür. Vatan borcudur. Yüceliktir, fazilettir, gelecektir, umuttur. Yeter ki vatan sağ ve güçlü olsun. Bu vatana binlerce Binali feda olmadı mı? Bunu kendi gözlerinle görmedin mi? Az mı yaralı gencin yarasını
Başındaki örtüyü yırtarak sardın. Unuttun mu o günleri? Kör olası oldular. Bir türlü yanmak bilmiyorlar be. Kibar kızın kayış tokalarını bulamadın bir türlü. Nerede? Ne yaparsın? İhtiyarlık efendim, ihtiyarlık. İçerideki tasın içinde. Allah kahretmesin. Her günün aydınlık olsun be kızım. Artık ateş ışığında gözüm görmüyor. Karanlık gece geldi. Göz ancak o kadar görür hatun. Sanki seninki benden farklı mı? Nalbant Akif'in kızı Şükran evlendi mi acaba baba? Onun 3 kızı var. Hangisi o Şükran? En büyüğü mü? Yok baba. En büyükleri değil. Ortancası Şükran. Ondan küçüğü de Sevgi. Ben Şükran'la 5 sene ilkokulda aynı sınıfta okudum. Gerçek bir kardeş gibiydi. Bir yaşlı öğretmenimiz vardı. Savaşta çenesine mermi isabet etmiş. Çok muhterem bir adamdı. Demek çenesi kırıp Recep seni de okuttu ha. Vay be Şahin Bey'in bölüğündeki Recep. Vay 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 vay. O bölükten zaten aklımda kaldığına göre 2 mi 3 kişi mene sağ kalmıştı. Demek onu tanıyorsun baba. Tanırım. Hatta Elif Hanan da tanır. Ya. Finali çocuktu o zamanlar. Tam olarak bilemem ama galiba bir kurban bayramında bize gelmişti. Ha, sahi kiminle gelmişti efendim? Kiminle olacak? Bizim Ulak Osman'la gelmişlerdi. Aa, tamam öyle ya. Yarın da babanın yatak örtülerini kaynatalım kız. Yarın o işi bana bırak anne. Sen kendini yorma, tamam mı? Olur kız. Peki. Hey, Osman amca geliyor baba. Sabahtan beri düşünürdüm bizim bu Ulak Osman nerelerde kaldı diye. Ayranı hazır et kızım. Ayran delisidir Osman.
En az bir sürahi ayran içer. Hadi kızım. Ey koca İbrahim. Özlemişim seni be. Vay yetim Osman bay. Ulan öldün mü kaldın mı? Nerelerdesin birader? Aa, bu kadar ara yıldırmak olmaz. Gözlerin yolda kaldı biliyorum ama ne yaparsın işte, idare et. Nüfus kağıdımız eskidi be İbrahim. Tam 40 gün hasta yattım. Romatizmalarım tuttu. Hoş geldin Osman amca. Buyur, yorgunluğunu al. Gel hele gel. Kokunu özledim. Hadi hadi, romatizma bahane. Postacılıktan bıktım desene. Ben senin tembelliğini iyi bilirim. Neyse, hoş geldin. Nasılsın? Cemile nasıl? İyi mi? Hoş bulduk Elif Hanım. Hoş bulduk. Cemile de çok iyi. Soranlara selam gönder. Meryem sana suyla sabun hazırlasın. Elini ayağını yıkayıp rahatlarsın. Hadi Osman Efendi. Hadi kızım. Olur anne. Hele durun. Adam bir nefes alsın, sonra yıkanır canım. Anlaşıldı. Siz biraz laflayacaksınız. Ben gideyim. Hele anlat bakalım Osman. Kasaba ne alemde? Her şey yerli yerinde İbrahim. Akif nasıl, iyi mi? Oo, Akif'in forsundan geçilmiyor İbrahim, görme. Niye? Ne oldu ki? Efendim, kahveyi badana yaptırdı. Ha. Bir de aha böyle bir radyo aldı. Ha. Arkasında aha şöyle bataryalar. Öyle vakti saat bir oldu mu? Ha. Bütün kasaba o. Memleket saat ayarını veriyoruz. Saat 13. Sayın Sami, burası Ankara Radyosu. Bugün 25 Ağustos 1949. Başvekil bugün reisi cumhurla neşriyata kapalı olarak bir görüşme yapmıştır. Marif vekaleti 3 yeni ilk mektep ve 2 orta mektep açılışını İstanbul'da yaptı. İnhisar vekaleti sigara ve alkollü içkilere %2 zam yaptı. En az 200 çay satıyor İbrahim. 200. Hesaplasana birader, 5 kuruştan 200 çay ne eder? 10 lira eder. İyi para. Tabii ki iyi para. Neydi o Fransız şapkasının adı? Fetör, fetör. Ha işte ondan. Bizim rahmetli Mustafa Kemal de giyerdi ya. Akif mi? Artık silindir şapka mı giyiyor? Ne anlatıyoruz sabahtan beri? Desene, bizim kahveci Akif yakında belki mebus da olur ha. Olmaz mı? Sık sık partiye gider oldu. Neyse, kalk elini ayağını yıka. Gene konuşuruz. Ah, yo yo yo. Yatıya kalamam İbrahim. İki köyün en az 30 mektubu ve de muhtar evrakları. Canım, yarın sabah ezanında gidersin. Sağ ol be hanım. Kalmadığımız, yatmadığımız bir ev mi? Ama bilirsin, vazife vazifedir. Hamur tatlısı vardı, biraz. Sağ ol Elif bacım. Size doyum olmaz. 10-15 gün sürmez gelirim. Meraklanmayın. İki kırmızı, bir sarı, bir de mor iplik. Bir de 2 numara tığ getirirsen ellerinden öper. Hiç getirmez olur muyum? Hadi,
Kalın sağlıcakla. Güle güle. Olacak iş değil arkadaş. Ortada bir gerçek var. Sen eğer bu milletin beşeri yapısını göz önüne almadan bir karar çıkarıyorsan sen bu işi bilmiyorsun demek. Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka hayırlı olan kararı alacak ve de NATO'yu tercih edecektir. Varşova Paktı yani komünizm dünyasına ışık yakması mümkün. Rüstem, bizim milletimize en uygun demokrasidir. Sen ben öyle diyoruz. Ama gönül isterdi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tamamı NATO'ya ve demokrasiye el kaldırsın. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu yakışır. Kafanı takma arkadaş. Meclisteki insanlarımız boş insanlar değildir. Bu tarlamız hem verimsiz hem de çok uzak hatun. Derim ki bu tarlayı satalım, bizim mezraya yakın olan bir toprak alalım. Yahut takas edelim, sen ha, ne dersin? Efendim, bana laf düşmez. Nasıl istersen. Güneş tepemize dikildi. Açlıktan karnım hiç anlamadığım dilden konuşuyor. Meryem bir şeyler hazırlamıştır. Merak etme. Binali'den de haber gelmedi. Meraktayım. Ben de meraktayım. Meryem kızım, açlıktan karnım isyan ediyor yavrum. İsyan ediyor. Mantı yaptım baba. Şimdi sofrayı hazırlarım. Küçük masayı dışarı çıkar, şurada yiyelim. Tamam anne, şimdi hazırlarım. Kalk bakalım Deyyus. Kalk. Uyan, kalk. Ne uykusu oğlum bu? Ha, ölen uykusu mu? Hanım be, torun da pek tatlı oluyor. Evlat yavrusu işte. Ne atılıyor, ne satılıyor. Hazır ol. Tüfek, omza. Selam, dur! O tarlayı bu yıl ekmeyelim diyorum. Kim çapalayacak, kim toplayacak? Ne demek kim çapalayacak, kim toplayacak? 3-5 ırgat tutar, çapalatırız. Allah'a çok şükür buralar bize yetiyor. Hatta ben o tarlayı satayım derim. Ben fikrimi söyledim. Yine de sen bilirsin efendim. Böyle meselelerde bize laf düşmez. Benim bir fikrim var ama buna ne dersin bilemem. De hele bakalım. Ama olursa çok iyi olur. Seni dinliyorum hatun. Bizimkilerde bir çuval patates tohumumuz yok mu? Var. Biz o patatesi ekelim. Vilayette büyük bir yetim yurdu yok mu? Var. Hem de çok kimsesiz yetim, genç ve çocuk var. Ne olmuş? Annemin fikri iyi baba. Hadi yemeği bekletmeyelim. Gidersin. Önce valiyle konuşuruz. Sonra yetim yurdunun müdürüne gidersin. Gel kardeşim. Bu tarladaki patates senin. Eli çapa tutan çocuklara çapalat.
Sonra da topla patatesi al götür. Hiç kimse hayır demez. 10 ton patates. Bir kış boyunca o yetim yurdu öğrencilerine yeter. Sen her zaman söylemez misin baba? Hacı olmak için Arabistan'a gitmeye gerek yok. İnsanı sevmek, insana hizmet en büyük ibadettir. En büyük sevaptır. Ne şaşırdın baba? Yanlış bir fikir mi efendim? Bu fikir yokluğu, sefaleti, savaş açlığını yaşamış bir ananın fikridir. Mustafa'dan ses çıkmadı. 3-1 oyla kabul edilmiştir. Meraklanma dedesi. Onun oyu da evet. Hay Allah. Ver bakalım şunu torun. Aferin sana. Düzgün tut şunu be hatun. Aman oynatma. Efendim tutuyorum. Yoruldum. Biraz da sen çak bakalım şunu. Ben ne anlarım çivi çakmaktan. Yiğidim olsaydı. İşine gelmeyince çakmaktan anlamam. Çak işte. Hadi çak şunu. Binali gideli sen de bir hoş oldun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam misafir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir bardak suyunuz vardır herhalde. Meryem kızım. Buyur baba. Bir tanrı misafirimiz var. Ayran getir kızım. Olur baba, şimdi getiririm. Nerelisin sen? Nereden gelirsin? Ankara'nın Keskin kazasındanım. Köy köy dolaşırım beyim. Keskinlisin ha. Ne iş yaparsın? Ben fotoğrafçıyım beyim. Nasıl yani? Aa böyle işte. Kızım mı? Aha. Kızım sayılır. Kızımdan ileri gelinim. Kocası askerde. Bu da torunum. Allah bağışlasın. Kimin varsa. Çok susamışsın. Bir bardak daha iç. Çekinme. Doldur bacım. Allah anana babana bağışlasın. Muradına er. Allah razı olsun. Sağ ol. Yine ister misiniz amca? Yeter bacım. Sağ ol. Bak bu amca böyle resim çekermiş. Kasabada görmüştüm baba. Ne güzel. Keşke bizim de olsa böyle. Böyle bir tanesini kaç paraya çekersin? Her pozdan böyle 2 tane yapıyorum. 2 tane böyle 20 kuruş. Ya da 10 tane yumurta. Bize de yapsın baba. Çok yumurtamız var. Tamam usta. Bize resim çek. Hadi. Hazırlanın. Güzel elbiseler giyin. Hadi acele edin. Duydun mu Meryem? Hadi bakalım. Ver. Anne, Mustafa. Hadi gelin güzel güzel elbiseler giyelim.
Bu amca resim çekiyormuş. Elif, Meryem ne diyorsa yapın hadi. Gelinin çok güzel, Allah bağışlasın. O benim her şeyimdir. Hadi ben de hazırlık yapayım. Siz de hazırlanın, olur mu? Eyvallah, hadi bakalım. Babama söyle, ikimiz Mustafa ile ben olmaz mı? Hı? Olur kızım. Efendim? Fotoğrafçı efendi, bir de gelinimle torunuma, olmaz mı? Hanım, sen şöyle şekilde ana oğul çektirsinler. İyi oldu mu baba? İyi, iyi. Ne oldu baba? Yok bir şey kızım. Bilhassa o günlere gittim. Mustafa Kemal reis-i cumhurdu. İsmet Bey başvekildi. Feyzi Paşa Türk ordularının başkumandanıydı. Biraz yoksulluk vardı ama çok, çok güçlüydüm kızım. Şu gördüğün kişilerin ananla ben askeriydik. Hey gidi günler. Ya kabul etmezlerse? Evet, terslik bu ya. İşte bizden bu kadar evladım. O tarladan benim hesabıma göre hiç çıkmazsa en az 7 ton patates çıkar. Bu da yetim yurdu talebelerine bir kış boyunca yeter. Yeter de artar bile. Şimdi ben Vali Bey'e giderim. Yo, vilayete gidemem. Çok uzak. Hem de kaymakam dervişe ayıp olur. Gider kaymakam beye söylerim. Valiyle o konuştum. Ya kabul etmezlerse? Neyi? Götüreceğim teklifi mi? Evet, terslik bu ya. Canım sen de isterlerse, istemezlerse ırgat tutar, kendim söker satarım. Allah Allah, atlan deve değil ya. Geçen baharda o tarlayı seninle ekmiştik. Yeterince yakacağımız var mı dersin efem? Kış ortasında yakacaksız kalmayalım ha. Sonra geçen kışki gibi ahırın yemliklerini ya da arsızın kulübesini kırıp yakmayalım. Dinle hatun. Geçen yıl bu yakacak bize yetmez dedim. Oğlun yeter dedi. Ben yetmez dedim. O yeter dedi. Ne yapalım yani? Ha? Suçu oğluma yükleme şimdi. Annesi kurban olur aslanına. Şimdi ne yapıyor acaba? Hazır ol!
Tüfek! Omza! Selam! Dur! Kay! Talimgah 1. bölük 345 kişiyle görüşünüze hazırdır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Sizler de sağ olun. Rahat, yerine geç çavuş. İsmini okuyacağım arkadaşlar, ön tarafa çıksınlar. İbrahim Belli. Kenan Doğangil. Ali Ertek. Fehmi Gölge. Nizamettin Hiney. Halil Bayer. İbrahim Ak. Abdülmecit Kalkıcı. Ekrem Uğurlu. Binali Satılmış. Talimgah eğitimini başarıyla tamamlamış olan bu arkadaşlar tüm hazırlıklarını yapsınlar. Bugün Ankara Etimesgut garnizonuna sevk edileceklerdir. Başarılarınızın devamını diliyor ve gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz açık olsun. Meryem kızım. Buyur baba. Bak kim geliyor bak. Mektup var mı? Var ya. Nasılsın Elif Hanım? Bundan daha iyi olamam Osman. Bizleri sevindirdin. Allah da seni sevindirsin. Okusana şu mektubu kızım. Biraz şişmanlamış mı ne? Hesaplı ve düzenli beslenme hanım. Ne de olsa karavana. Askerlik yaramış aslanıma. Allah bu devlete zeval vermesin. Allah daima Mustafa'nın kurduğu bu cumhuriyetin ve de bu milletin yardımcısı olsun. Amin. Amin. Sevgili babacığım, sevgili anneciğim, biliyorum bu mektubu Osman amca getirecek ve hep birlikte okuyacaksınız. Hepinizin ellerinden öperim. Sizlerden ayrılalı 2 ay kadar oldu. İlk defa çarşı iznine çıktım ve bu mektubu size gönderdim. Hepinizi çok özledim. Siz bu mektubu okuduğunuzda bizim acemi eğitimi bitmiş ve dağıtım olmuş olacağız. Onun için cevap yazmayın, elime geçmez. Dağıtım olduğumuz yerden hemen size yazırım. Askerliğin bu kadar büyük bir duygu olduğunu önceden sezememiştim. Tek zor olan tarafı sizlere olan özlemim. Mustafa, anne, babam, Meryem. Sanki hep içimdesiniz gibi.
Memleket saat ayarını veriyoruz. Saat 13. Şimdi haberler. Sayın Sami, milli şefimiz Sayın İsmet İnönü bugün İstanbul'da muhteşem bir törenle karşılandı. Ya susun, zaten paradis var. İstanbul'da gramofon fabrikası açıldı. Plak imalatı için çalışmalar devam ediyor. Kuzey Atlantik Paktı yani NATO, Kore olaylarında müdahale hazırlanıyor. Varşova Paktı'nda durum gergin. Eşini askere gönderen bir Türk kadının halini anlamıyor değilim. Benim kadar sen de özen dolusun ama ne var ki bu bir vatan borcudur ve her şeyin üzerindedir. Arkadaşlar arasında bir söylenti var. Galiba Türkiye'nin adı denen yeni bir milletler birliğine yolculukmuş. Hayırlı olur inşallah. Bu mektubu beraber oturduğumuz şelalenin orada okuduğunu biliyorum. Ve de Mustafa yanında durmuyor. Dedesinin öptüğü yerden benim yerim olmuyor. Seni canımdan da çok seviyorum. Bakma, hepsi sayılıdır. Öylesine çabuk geçer ki. Yine o beraberliğimize, yine o mutluluğumuza döneceğiz elbette. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Asker karısı olmayı kendine iyi yakıştır. Bine. Türkiye hala kararsız. Millet Meclisi'nde görüşmeler devam ediyor. NATO mu, Varşova mu? Yapılan bir halk yoklamasında halkın NATO üyeliğini istediği tespit edildi. Türk Orduları Başkumandanı Millet Meclisi'nin kararına başvurmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne şöyle bir mesaj gönderdi. Bu mesaj Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne gönderilerek 4500... Ninesinin aslanı. Bak dedesi, bu gördüğün artık kocaman adam oldu. Yıkanırken ağlamıyor. Erkek oldum maşallah. Gözüme sabun kaçırırsan karışmam. Sen gözlerini sıkı sıkı kaparsan kaçmaz. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsınız gel, bakalım? Gel otur. Hoş geldin Osman. Dikkatliğe bak. Tabii ya. Olmuş. Kapıyı kapalı görünce bunlar ailece kasabaya gittiler dedim. Mektup sormadın. Osman amca. Aç oku bakalım ne yazıyor asker ağa, iyi miymiş? Aslan oğlumun sağlık durumu nasılmış? Oku be yavrum, üzme. Binali çavuş olmuş baba. Ne? Oh, anası kurban olur çavuş oğluna. Aslanım benim, ver bakayım şunu. Şükürler olsun. Allah'ım bana bu günleri de göster. Versene efendim, bir bakayım çavuş Binali'me, ver. Bak, bak. Maşallah. Çok yakışmış. İyi de kilolanmış efendim. Meryem, mektubu oku be kızım. Bakalım ne yazmış. Sevgili baba, sevgili anne. Önce ikinizin de ellerinden hasretle öperim. Biliyorsunuz bu mektubu Osman amca getirdi ve birlikte bu mektubumu okuyorsunuz. Sevgili Osman amcamın da ellerinden öpüyorum. El öpenlerin çok olsun. İyi. Siz bu mektubu okurken söylenenlere göre 45 günlük bir yolculuğa çıkmış olacak. Sevgili babacığım ve anneciğim, Kore'ye gidiyoruz. Bu mektubu size Ankara Etmeskut Kore Birliği'nden yola çıkmadan bir gün önce yazıyorum. Bir dahaki mektubumu size oradan yazacağım. Ama komutanın demesine göre gidiş 40-45 gün. Gemiyle gidecekmişiz. Mersin'den yola çıkacakmışız. Bu demektir ki 4 ay size mektup yazamayacağım. Beni merak etmeyin. Efendim, ne yazıyor bu çocuk? Kız nereden çıktı bu koyu? Ne işleri varmış orada? Canım bir durun da kızcağız bir okusun. Oku kızım. Devam et. Kore neresi anne? Sen oku kızım. Asker halim. Asker adamın sağ solu olmaz. Emir neyse odur. Bak Haşim, bu babam, bu da annem. Bu Meryem, benim karım. Çocuk senin mi? Bu benim oğlum Mustafa. Şimdi 3 yaşını doldurdu. Bu da arsız. Bu Nazlı.
Bu da kibar kız. Çok özledin değil mi? Bir gün bu savaş biterse... Bu gecede saldırılar sürebilir. Ya da biz taarruz ederiz. Biraz uyusanız hiç fena olmaz. Gündüz ortaya çıkmıyorlar. Gece olunca sinsi sinsi savaşıyor yüreksizler. Mertlik sıfatı taşımayan insanla savaşmak çok zor. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Eve uğradım. Elif Hanım burada oldunuz. Haberler çok mu kötü Osman? Sen kasabadasın. Radyodan, gazeteden haber alıyoruz. Genelkurmay pek bir şey açıklamıyor. Biliyorsun. Gazetelerde hem nalına hem mığına vuruyor. Sağır duymaz uydururmuş derler. Sağ olasın. Orası malum ama... Hepimiz savaşı gördük, yaşadık. Hele Elif'le ben. Biliyorsun çok büyük ve acı günler yaşadık. Oğlunu savaşa gönderen ve de savaşı görmüş, yaşamış bir ana baba için kolay. Kolay diyen kim be İbrahim? Gözünü seveyim. Sık sık gel ve de sağlam havadisle. Gelirim, gelirim. Bu vatana, bu millete bin Ali kurban olsun. Ama madalyonun öteki yüzü öyle değil. Bu acıya ne Elif dayanır ne de Meryem. Biliyorum. İleriyi gören bir insansın. Ama evvelallah bir şey olmaz. Kalbini ferah tut. Ve bir baba olarak dualarını eksik et. Hadi kafanı fazla ver. İzin ver gidelim. Hadi. Git. Güle güle. Bizi ihmal etme ha. Ha, bu savaşa kaç ülke katıldı demiştin? On yedi devletin askeri katılıyor. Avustralya, Belçika, Amerika, Filipin, Fransa, Habeşistan, Hollanda, İngiltere, Kanada, Yunanistan. Ne bileyim be, aklımdan çıktı işte İbrahim. Yunan'da mı katılmış? Katıldı ya, hem de bizden önce. Tarihin cilvesine bak Osman be. Hepimiz Yunanlı'yla savaştık, şimdi benim oğlum Yunanlı'yla omuz omuza. Koca Dünya Savaşı bizi müttefiklerden ayırmıştı. Büyükler daha iyi bilir ama bu onların arasına kabul edilmek olsa gerek. Dedenin kurtuluş belası. Bunlara ben belletmedim ama benden iyi biliyorsun. Lakin müttefiklerin arasına katılmamızla hiçbir şey değişmez. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bak işte bunu doğru söyledin. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ama senin çilen mi benim ayağım mı bu aziz vatanı başkalarına düşmanın ha? Söylesen. Osman be, seni de deşmeye gelmiyor ki. Seni yolundan alakoydum. Hadi güle güle. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Havadislerini bekliyorum, hayırlı. Allah her şeyin hakkımızda hayırlısını versin. Amin. Yolcu yolunda gerek. Hadi eyvallah. Allah'a emanet ol. Dedim ya Osman, sık sık gel, gazete getir. Meraktayım, biliyorsun. Meraklanma, unutma. Gidiyor musun Osman? Kalsaydın. Sağ ol be Elif Hanım. Kalmadığımız yer mi? Hadi. Hadi kalın güle güle. Güle güle. Allah yolunu açık etsin. Güle güle Osman amca. Öndeki mevziye sıçrayabilecek miyim Bilal? Çok hızlı olmalısın. Seni koruyorum. Fırla.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi biyedihil mülkü ve huve alâ külli şeyin kadir. Lezi halagal mevte min hayâtel yebluveküm meyyüküm ahsenu amela. Ve huvel azizul gafur. Lezi halaga seba semâvâtin dibâqa. Mâ terâ fî halgir rahmanin mütefâbüt. Fercihal basara el taranın futur. مرجو البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهم حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اِذَا اُلْغُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَه۪ي تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ كُلَّمَا اُلْغِيَ ف۪يهَا فَمُجُنْ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن فاعترفوا بذنبهم فسحقا Ben şuna bir bakayım. Vay be, bu bizim Spiros. Spiros! 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 Dayan biraz. Yürümeye çalış. Allah ölmeni istemiyorsa ölmeyeceksin dostum. Dayan ve Allah'a dua et. Kurtulacaksın. Kurtulacaksın. Dayan dostum. Sıhhiye! Sıhhiye! Dayan. Dayan komşu. Seni kurtaracağım. Çok kan kaybediyorsun. Gel buraya. Gel bakalım yumurcağa. Üşüyüp hastalanıp başımıza dert açacaksın. Heh, gel. Gel giy şunları bakayım. Geçir kafandan. Heh. Kolunu da geçir. Aferin. Öbürünü de. Şunu da. Yatıp istirahat etmen lazım be kızım. Ben kalkar işe bakardım. Niye laf dinlemezsiniz bilmem ki. Hadi bakayım geçir bacağı. Elif. Elif. Hatun sen sağır mı oldun? Duydum efendim. Buyur.
Niye böyle sinirlisin? Yoksa yataktan ters mi kalktın? Meryem çok hasta efendim. Ayakta bile duramıyor kızcağız. Canım yatsın dinlensin, gençtir. Onun çağı çok hastalığın üstesinden gelir. 8 ay oldu. Binali'den hiçbir haber yok. Mektup da gelmedi. Bu dert Meryem'i bitirdi. Bizi bitirmeyecek mi hatun? İyi ettin Osman. İzzettin'in arabasını getirmekle. Dost bir insandır. İbrahim'in gelini hasta elini esirgemedi. Hatta arabada İbrahim'e kurban olsun. Allah razı olsun. Gel yavrum. İyileşeceksin merak etme yavrum. Gel. Ne olacak ya? Alt tarafı üşütmüştür. Gençtir. Atladı. Hadi. Yardım et Osman abisi. Tamam. Bana doğru. Kardeşim lafımızı dinleyen yok ki. Şuracıkta küçük dere akar. Çamaşır orada yıkamazlar. Kalkar. Şelaleye giderler. İşte başımıza bu gelir. Olsun. Olsun. Gördün beğendin şey mi? Olmaz. Tabii ya. Hadi bakalım gecikme. Ben buradayım İbrahim. Sizi bekleyeceğim. Hazırsın. Bin bakalım. Bir el at bana. Hadi. Hadi. Bismillah. Tamam. Hadi. Hayır. Dikkatli git. Hayırlısın da. Hadi. Yolda belli inşallah bir şey olmaz. Meryem satılmış. Meryem satılmış. Meryem kızım, kalk kalk. Bak bize sesleniyor hemşire hanım. Meryem bu. Meryem satılmış bu hemşire kızım. Amca sen burada kal. Hemşire hanım, posterior anterior akciğer grafisi alın. Olur efendim. Gel kızım. Kızım mı? Gelinim. Kocası nerede? Askerde. Benim de oğlum askerde. Senin derdin ne? Bir senedir haber yok. Niye?
Kore'ye harbe gitti. Merhaba, Meryem Satılmış'ın filmi. Bir dakika yavrum, sağ olasın. Zahmet ol. Allah anana babana bağışlasın seni evladım, sağ ol. Hemşire hanım, lütfen hastanın yakınını çağırın. Amca gelir misin? Buyurun beyefendi, şöyle otur. Sağ ol doktor bey evladım. Geçmiş olsun. Nesi var gelinimin doktor? Gelinin demek Meryem Satılmış. Gelinimdir. Evet evet. Meryem Satılmış. Kocası nerede? Kore'de asker. Haber alabiliyor musunuz? Hiçbir haber yok evlat. Yok. Gelininin hastalığı ileri derecede tüberküloz. Yani ince hastalık mı? Evet öyle. Yemeğini ayrı kapta, yatağını ayrı yerde yapın. Fazla temas halinde olmayın. İyi beslenir ve ilaçları kullanırsa belki düzelme ihtimali var. Ama vereceğim ilaçları mutlaka kullanın. Şimdilik size iki tane ilaç yazıyorum. Bunlardan bir tanesini sabah, öğle, akşam kullansın. Diğerini de sadece akşam yemeğinden sonra. Bana muayeneye gelin. Onu tekrar kontrol etmem gerekiyor. Geçmiş olsun. Doktor ne dedi? Ne diyecek? Neredeyse zatürre olacakmış. Gel. Çok fena üşütmüş. Yavaş. Osman sağ ol. Gel. Ahmet oluyor sana da Osman. Doktor Meryem için ne dedi? Meryem'in rahatsızlığı... yok bir şey. Sadece çok üşütmüş. Gençliktir, atlatır ya. Bana müsaade. Gecikmesem iyi olur. Canım yarın sabah erken gidersin. Elif doğru söylüyor. Sabah ola hayrola. Sabahleyin çıkarken Cemile keyifsizdi. Ne olur ne olmaz. Ben gideyim. Sen bilirsin Osman.
Hadi biraz yürüyelim, biraz laflarız. Güle Elif güle. Hanım, hoşça kal. Cemile'ye selam götür. Baş üstüne. İbrahim, nedir? Benden sakladığın çok şey var gibi. Senden bir şey saklayacak değilim. Meryem ince hastalığa yakalanmış. Kurtuluşu yok. Elif bilmiyor. Binalim'den de haber yok. İki arada bir derede kaldım. Bu yaşlılık bu yükü çeker mi bilmem. Elif gece sabahlara kadar uyumuyor. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kasabadan o dönem ve bir sonraki tertip asker olan çocuklardan tam 20. Kore'deki savaşta oğlunu bekleyen baba yalnız sen değilsin. Vatanın, milletin selameti iyi olsun yeter ki Osman. Evlat, evlat mı işte özleniyor. Bildiğim ve de beni memnun eden bir şey varsa o da artık biz Kuzey Atlantik Vakfı üyesiyiz. İyi mi, kötü mü? Kötü olan tarafı yok. İyi olduğu mutlaktır. Ama bizim ulusumuz diyemem de ulusumuzun bazı kesimleri bu inanca hem de kendi inançlarınca hem de beşeri yapıları gereği daima karşı çıkacaklardır. Bu muhalefet yıllarca sürüp gidecektir. Ben pek bir şey anlamadım ama bilirsin senin fikirlerine her zaman saygı duyarım. Herhalde sen haklısın. Ajanslar ne diyor Osman? Kore'de durum ne? Hiç gerçek haber var mı? Kunuri'de Türk askeri tarihin en büyük zaferini kazanmış. Desene dağlar taşlar kan revan içinde. Neyse. Yolcu yolunda gerek İbrahim. Ben de gidip arabayı teslim edeyim. Güle güle olsun. Güle güle oğlum. Hadi sağlıcakla. Yolun açık olsun Osman. Güle güle. Sen ne gördün ki be Osman? Kurtuluş Savaşı'nda da postacıydın. Sahradan dönüyorlar hemşire hanım. Alo, Merkez Hastanesi, hemşire Magda. Şimdi geldiler efendim. Emredersiniz. Maria, şunu bir kere daha görmeliyim. Bence şu yakın olanı aradı. Bistürü. Oksijen. Tans. Normal. Kaşık artı biraz fazla galiba. Aralıklı. Kahretsin. Alfa ve betalar zedelenmiş. Hemen glukagon testi yapın. Thank you.
Senin Grek arkadaş. Good, good. Very good. Merhaba. Benim arkadaş. Komşu. Yunan. Yunan. Arkadaş Grek Spiros. Anlamıyorum. Ne istiyorsun? Nerede arkadaşın Spiros? Yeni ameliyat olan Yunanlı mı acaba? Sen. Tanıdım seni. Arkadaşını soruyor. Tamam tamam gel. Beni takip et. Sen iyi Spiros. Çok güzel. Spiros güzel. Teşekkür. Yarın hepsi Türk. Amerika. Kuzey. Kuzey. Kuzey? North, North. North. Sayın Sami, Türk-Kore Tugay'ı dünya tarihine yine bir destan yazıyor. Kunuru'daki zaferleri dünya haber ajanslarında övgüyle anlatılıyor. Amerikan 25. tümenin yanında savaşan Türk Birliği olağanüstü bir başarı sergilemiştir. Allah'ım, Allah'ım sen hayırlara tebdil et ya Rabbim. Sayın Sami, Türk Tugay'ı Kore'de muhteşem kahramanlıklar göstermektedir.
emin kaynaklardan aldığımız haberlere göre Türk ordusu Kunuri'de büyük düşman çemberini yararak düşmana büyük kayıplar verdirmiş ve Amerikan tümeninin Kunuri zaferindeki tek ortağı olmuştu. Bu muharebedeki şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Dün gece rüyalarımı karıştırdım efendim. Binalim'den haber yok. Meryem iyileşmiyor. Hayırdır inşallah. Kafanı yorma. Hayra yor, hayırlı çıksın. Her rüyaya itibar edilir mi hatun? Bir daha doktora götürsek mi? Hasret hastalığına çare. Beklenenin gelmesidir hatun. Kolay değil. Sen de ikide bir üstü açık yatıp da karışık rüyalar görüp canımı sıkma. Zaten cinler tepende. Bize gelen haberlere göre Kunuri zaferindeki Türk şehitlerinden kayıtlardaki isimler şöyle. Tarih 20 Mayıs 1951 muharebelerinde şehit düşmüşlerdir. Er Durmuş Kurt. Er İsmail Kurt. Er Kemal Karacadağ. Çavuş Nihat Sarıkaya. Er Aziz Turan. Er Ali Ormanlı. Er Tevfik Dinçer. Çavuş Binali Satılmış. Piyade Teğmen Rıdvan Terzi. Piyade Binbaşı. Yazık oldu İbrahim. Miktat. Piyade Üsteğmen. Allah sabır ve dayanma gücü versin. Er Süleyman Turan. Er Selim Yurtsever. Rüstem! Rüstem! Buyur gel Akif, gel. Şimdi işin biter bitmez laflarız. Binali şehit olmuş Rüstem. Ne dedin? Bizim İbrahim'in oğlu. Kim söyledi yahu? Belki yalandır. Radyo şehitleri söyledi. Kapat ulan ocağı. Tükürürüm dalına da mıhına da şimdi. İbrahim yıkılır şimdi. Vay be. Ne baba yiğit delikanlılar gitti be Osman. Buna yürek bir dayanır dersin. Demek Binali şehit oldu ha. Allah anasına, babasına, karısına sabır versin. Ne diyelim. En çok Meryem yıkılacak. Evet evet. İbrahim kadar o da yıkılacak. Meryem'in kurtuluş ümidi yok Rüstem. Artık ilaç da vermiyormuş. Benim yüreğim dayanmıyor. Haklısın. O yüzden ayağım da gitmiyor. Doğru. Ya şimdi Binali'me ne diyorum? Bıraktığın emanete bakamadım. Gelip de seni bulamazsın. O da ben gibi ölür. Nenem niye oluyor dedi? Hırslanın beni. Yok bir şey. Annen hasta ya. Sen niye ağlıyorsun? Şeyden evladım. Gözüme güneş kaçtı gözüme. Hmm.